Bilgivar TV kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere klavyedeki F tuşlarının görevlerini anlatacağım. F tuşları fonksiyon tuşları olarak da bilinir. F1 tuş yardım penceresini açar. Masa üstünde F1 tuşuna basarsanız Windows'un yardım hizmetini açacaktır. Yardım penceresinin arama bölümüne öğrenmek istediğiniz konuyu yazıp aratın. F2 tuş yeniden adlandırma anlamına gelir. Bilgisayardaki simgeleri, klasörleri ve dosyaların isimlerini değiştirmek için kullanılır. F3 tuş, arama bulma penceresini açar. Masa üstünde bastığınızda sadece masa üstünde arama yaptırılabilir. Bilgisayar penceresini açtığınızda sürücüler için de arattırabilirsiniz. F4 tuş, Windows pencerelerinin adres satırını açar veya internet tarayıcıların adres satırını da açtırıp daha önce girdiğiniz site adreslerini görebilirsiniz. F5 tuş, masaüstü ve tüm pencerelerde yenileme, tazeleme yaptırmak için kullanılır. F6 tuş, Windows pencerelerinin bölümlere arasında dolaşmayı sağlar. Böylece fare kullanmadan klavye üzerinde o bölüme ulaşabilirsiniz. F7 tuş, web sayfalarında fare gezintisi yapabilirsiniz. Tabii ki fare imleci hareket etmeyecek. F6 tuşuna benzer görev yapacak. Yani internet sayfalarındaki menü ve köprüler arasında atlamalı işlem yapacaktır. F8 tuş, Word programında imleci kilitlemeyi sağlar. Aynı zamanda kilitlenen yerden itibaren kelimeleri seçmeye başlar. F9 tuş, Word programında kilitlenen imlecin kilidini kaldırmak için kullanılır. F10 tuş, Windows pencerelerinin gizlenmiş menüsünü açmayı sağlar. F11 tuşu, tüm Windows tuşu ve internet sayfalarını tam ekran yapar. Yeniden bu tuşa basıldığında normal ekrana geri döner. F12 tuşu ise Word, Excel, PowerPoint gibi ofis programlarında farklı kaydet penceresini açar. Buradan belgeyi hızlıca kaydedebilirsiniz. Fonksiyon tuşlarımızın görevleri bitti. Artık videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.